Kuvvetten hak doğmaz, çoğunluktan hak doğmaz, imtiyazdan hak doğmaz ve menfaatten hak doğmaz. Firavunların söylediğin hepsini reddediyor. Evet, işte bunun için ilk halife Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz ilk hutbesinde ilk söz olarak bunu söylemiştir. Benim nazarımda haklı olan kimse zayıf da olsa kuvvetlerini koy bakalım. Derseniz şimdi ben kısaca Sayın Profesör'e adil düzenin ne olduğu hakkında bazı ana fikirler vermek isteyeceğim ki Profesör'ü konuşmaya hazırlayalım. Şimdi tabii biz Sayın Profesör'e en kısa zamanda bu konunun Almancasını bir kitap halinde takdim edeceğiz. Bunun Arapçası, İngilizcesi, Almancası, Kırgız lisanında, Rus lisanında nüshaları hazırlanmıştır. Çünkü bütün dünyayı ilgilendiren bir konudur. Önce her şeyin temeli hak anlayışına gelip dayanır. Evet, şimdi bütün insanlık tarihi incelendiği zaman iki temel hak anlayışı görüyoruz. Bu anlayışlardan bir tanesi bugün Sayın Profesör'ün de yaşadığı batıdaki hak anlayışı. Sayın Profesör'ün de bildiği gibi bugünkü batıdaki kültürün temeli eski Roma'ya, onun temeli eski Yunan'a, onun temeli eski Mısır'a yani firavunlara dayanmaktadır. Bu hak anlayışı tahlil edildiği zaman hak dört sebepten dolayı çıkıyor. Birinci hak sebebi kuvvet, kuvvet hak sebebi olarak kabul ediyor. İkinci bir hak sebebi çoğunluk. Üçüncü hak sebebi imtiyaz. Mesela Amerika'da beyazlar siyahlara nazaran kendilerinde ilave haklar olduğuna inanıyor. Dördüncü bir hak sebebi de menfaat. Bir şeyde menfaati varsa orada kendisi için hak olduğuna inanıyor. Menfaati hak sebebi sayıyor. Kendi bunun farkında değil. Kültür böyle gelişiyor. Bundan dolayıdır ki mesela firavunlar elinde kuvvet tuttuğu için herkesi köle gibi kullandı, piramitleri yaptırdı. Bugün de mesela Amerika, benim Körfez'deki petrolde menfaatim var, öyleyse buraya müdahale ederim diyor ama Bosna'da petrol yok, oraya karışmam. Bu firavunların düşünce sistemidir. Bir de insanlık tarihini incelediğimiz zaman, peygamberlerin öncülüğünde hak anlayışı görülüyor. Bütün bu peygamberlerin hepsi insanlığa öncülük yapmışlar insanlık tarihinde ve hakiki bir hak anlayışını insanlara tanıtmaya çalışmışlar. Gerçek hak anlayışında da hak dört sebepten çıkar. Bunlardan birincisi doğuştan bütün insanların sahip oldukları insan hakları, temel insan hakları. Olsun, hangi ırk, hangi dinden olursa olsun. Hiçbir ayrım. Sadece insan olmak, bu haklara sahip olmak için yeterli. Bunlar beş tane temel haktır. Birisi yaşama hakkıdır. Bütün her türlü yönetimler, insanların hepsinin yaşama hakkını korumakla görevlidir. İkinci bir temel hak, neslin korunması, ırz ve namusun korunması hakkı. Irz ve namusun korunması. Ki şimdi Bosna'da bu haklar tamamen yok ediliyor. Üçüncüsü aklın korunması. Bütün insanların aklı korunmalı, akıl tahrip edilmemeli. Uyuşturucu vesaire. Evet. Dördüncüsü inanç hürriyeti. Hangi inançta olursa olsun. Beşincisi de mülkiyet hakkı. Bu beş tane hak insanların temel hakları. İnsan olmaktan başka diğer hak sebepleri şunlardır. Bir tanesi emek. Üçüncü bir sebep de karşılıklı rıza ile yapılan anlaşmaların ortaya koyduğu haklar ve vecibeler. Serbest irade ile yapılan değil. Dördüncüsü de adalet gereği doğan haklar. Adalet hak sebebidir. Bu husus mesela üç tane işçi çalıştırdınız, aynı işi yaptırdınız, iki tanesine 100.000 lira yevmiye vermişsiniz, üçüncüne de 100.000 lira vermeniz gerek. Eşit işe eşit ücret. Bu adalet gereği bir haktır. Hak bu dört sebepten doğar, başka hiçbir sebepten hak doğmaz. Bakınız, kuvvetten hak doğmaz, çoğunluktan hak doğmaz, imtiyazdan hak doğmaz ve menfaatten hak doğmaz. Firavunların söylediğin hepsini reddediyor. Evet,
İşte bunun için ilk halife Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz ilk hutbesinde ilk söz olarak bunu söylemiştir. Benim nazarımda haklı olan kimse zayıf da olsa kuvvetlerini koy bakalım. İşte insanlık tarihi 5000 seneden beri bu iki hak anlayışı arasında değişik dönemlere sahne oldu.